Merhaba merhaba İlker. Yine bir aradayız. Felsefe biter mi? <laughs> biter. Çok kısa bir istese ki. Evet arkadaşlar. Buraya kadar. Sanat için Hegel bunu söyledi ve haklı. <laughs> sanat artık geçmişin bir konusudur dedi. Aa ilginç. Ne zaman dedi bunu? Çünkü o günden bu yana bayağı bir sanat yapılıyor. <laughs> sanat yapılmayacak demedi. Sanat insanın en büyük ihtiyaçlarını eskisi gibi artık karşılayamaz dedi. 1800 onlarda. <laughs> ve o zamandan beri sanat yerinde sayıyor zaten. Şunu söylemiş oluyor esasında. Sanatla kurulan ilişki zorunlu olarak beş duyu üzerinden. Oysa bizim geldiğimiz nokta diye düşünüyor Hegel. Her şeyin çok entelektüel olduğu, zihinselleştiği, adeta felsefileştiği ve dinselleştiği bir döneme girdik diyor. Eskisi gibi duyusallıktan bir zevk alamıyoruz. Fazla rasyonel, fazla entelektüeliz artık sanattan zevk alabilmek için. 1800'lerde bunu söylüyorsa yalnız araya denk gelmiş bir takım adam adamlar yok oldu şu anda. <laughs> Mesela sinema diye bir alan. Bu aradan 220 diyelim sene geçmiş durumda ve ben bir müzeye gittiğimde Hegel'in haklı olduğunu düşünüyorum. De bir filme gittiğimizde sıklıkla dilsel bir şeyle ilişki kuruyoruz. Çok zihinsel yaklaşıyoruz demeye çalışıyor. Artık zihin dünyasına girdik. Artık entelektüel artık felsefenin dünyasına girdik demeye çalışıyor aslında bakacak olursun. Milan Kundera'nın kendi tarihinin dışına çıkmak diye bir terimi vardı ona benziyor. Var ama artık hiçbir şey değiştirmiyor. Biraz öyle bilirsin işte Fukuyama'ya göre Hegel tarihin bittiğini söyler. Tabii ki olaylar olacaktır ama olayların gerçekleştiği ana çerçeve çok değişmeyecektir. Bunu söylüyor 1800'lerin ilk 10-20 yılında en fazla. Ne dönem bu romantizm dönemi romantizmden sonra olan şeyler postmodernizmi saymazsak bence romantizmin çocuğudur zaten. Sanat tarihinin çok ilerlediğinden emin değilim. Yani Dela nerede, Sezan nerede diyeceksen tabii ki arada bir fark var. Ama düşündüğünüzde 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi yapıyorlar diye düşünüyor. Hegel'e göre sanatın özünde duyusallık var. Ve sanatın laneti de bu esasında. Sanatı tanımlayan şey bu ama sanat tanımladığı için sanatın aşamayacağı şey de bu. O yüzden sınırı da bu. Duyusallığı aşağı bir şey olarak görüyor Yok yalnızca sanatı tanımlayan bir şey olarak görüyor. İnsan gerçekliğinin duygusallığa indirgenemeyeceğini söylüyor. Onun ötesinde ne var diye soracak olursan iki şey var Hegel'e göre. O da felsefe ve din çok çok kabaca konuşacak olursak. Felsefe zihin dünyası olarak düşünülebilir. Din ise içsel boyutun gerçekliği diye düşünülebilir. Sanat geride kalmışsa bugün neyin günü? Sanatın günü değilse bizim en derin ihtiyaçlarımızı karşılayan şeyler felsefe ve dindir diyor Hegel. Artık sanat değil. Kendisi filozof olduğu için tabii bol keseden. Tabii ki ve diyor ki tesadüfte değil benim bunu fark etmem. Benim bu yaptığım şey de zaten felsefedir ve şu anda siz beni dinliyorsunuz. Dolayısıyla gene haklı çıkmış oluyor. Koca adamlar haklı çıkmak için neler yapıyorsunuz ya? <laughs> ben mi? haklılarsa ben ne yapayım? Yani birazcık şöyle düşün. Müzeye gittiğinde ...ya da bir konsere gittiğinde insanlar ellerindeki yok libretto... ...ellerindeki o etiketlerle biraz fazla ilgileniyor değiller mi sence? Ben olabildiğince sanatsal faaliyetlerden uzak durmaya çalışıyorum. Aynen dolayısıyla doğrulamış oluyorsun. Yani uzun lafın kısası sanat bu bakış açısında ya popüler sanattır ne bileyim... ...ben Serdar Ortaç dinlersin ona sanat diyorsan o sanattır... ...ya da çok entelektüel bir yere doğru gidersin. Diyelim ki Tarkovski'nin sinemasına doğru gidersin... ...ya da söylemsel bir sinemaya doğru gidersin. Yani sinemanın artık neredeyse sahte felsefi bir şey olduğu bir yere doğru gidersin ve kurdaşan olarak hayatını Aynen öyle. <laughs> Söylediği bundan çok farklı değil aslında bakacak olursa Peki dersen ki gerçek sanat sanatın sanat olduğu zamanki sanat nedir? sorusunun cevabı. Efendim bahın müziği olabilir. Yunan tragediyası tabii onun için çok temel. Yunan heykeli Hegel için sanatın tarihsel olarak da en doğru, en olgun, en kendine yakışan döneminde ortaya çıkan bir sanat türü. O yüzden de geçen bölümde söylediğimizle bağlantılı olarak bir daha eski Yunan heykeli yapılamaz o yüzden. Çünkü tarih olarak hangi dönemde olduğun o tarihte yaratabileceğin sanat eserlerini bir yere kadar belirleyebiliyor. Evet ama mesela bugün postmodernist sanatçılar onları 3D printten çıkarıyorlar. Üç boyutlu, yazıcıdan. Gerçek. Biliyorum ama eski Yunanlar 3D printer'dan çıkartmıyorlardı. Bunu öyle bir fark i̇şte hayır. Postmodern sanatçı olmak böyle bir şey abi. Oluyor. Yani. Aynen öyle. Ve eski Yunanlar postmodern değildi. Dolayısıyla aynı kapıya çıkmış oldu. Bu biraz Marx'ın da söylediği bir şey. Tarihte olaylar iki defa olur. İlkinde trajedi, ikincisinde fars olarak. Başka bir deyiş de işte, tarih öyledir ki aynı şeyi tekrar etmek mümkün değil. Hocam bugün sizi Marksist gördüm biraz yalnız. Aynen öyle. Yani. Celal Hoca'ya karşı bilendim. Peki diğer konumuza geç geçelim mi? Nasıl yapalım Tabii o ki, şeyi? Olur. Tanrı var mı? <laughs> görüşmek üzere. <laughs> Benim en sevilmeyen esprim buymuş hocam. Değerini anlamıyorlar görüşmek üzere esprisinin. Tanrı var mı sorusunu sormanın ne manası var? Ortaokuldayken falan biz bunları konuşurduk. Aynen öyle. <laughs> Eşek kadar adamların bunu konuşuyor olması enteresan tabii. Felsefede Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışan insanlar tabii ki oldu. Tanrı'nın varlığını rasyonel olarak kanıtlamanın ne kadar beyhude bir şey olduğunu iddia eden filozoflar da var tabii. Aynı şekilde yokluğunu kanıtlamak zaten mümkün değil <laughs> bu arada. Peki ben sana felsefi bir soru sorayım. Bir şeyin yokluğunu kanıtlamanın bir yolu olsaydı nasıl bir şey olabilirdi? Satürn'ün halkalarındaki çaydanlık. Yani ben çıkıyorum Satürn'ün halkalarında çaydanlık var diyorum. Bunun yokluğunu kanıtlamak için çok uğraşmanız lazım hocam. Evet. Demek ki ampirik <laughs> bir şeyin yokluğunu kanıtlamak imkansız gibi gözüküyor şu halde. Yani gideceksiniz oraya sonra geleceksiniz ya yoktu diyeceksiniz. Ben diyeceğim ki abi iyi bakmamışsın. <laughs> bir <gideceğim."> daha. <laughs> bir daha gideceğim. 3, 2, 1 Her gidişte 1 milyar dolar harcadıktan sonra... <laughs> dönüyor orada çaydanlıkta. Bu soru manasız değil mi? Ampirik dünyadaki bir şeyi arıyorsan onun yokluğunu kanıtlaman mümkün değil. Boş ver ya sana ne yani o da bir şey olamaz. Tabii ki Kierkegaard bence Tanrı'yla ilişki konusuna çok güzel bir şekilde yaklaşıyor. Çünkü rasyonel bir kanıtlama üzerinden bir yaklaşmıyor iki bir tümel üzerinden yaklaşmıyor. Tamamen iç deneyim üzerinden yaklaşıyor ve tamamen mutlakla karşılaşma olarak yaklaşıyor ve Tanrı'nın var olmadığı ...kanıtlandıkça harlanacak bir ateşten söz ediyoruz... aslında bakacak olursanız. Ben Tanrı'ya inanıyorsam eğer... ...benim inanç biçimim böyle olurdu. Yani bana kanıtladıkça var olmadığını... ...ben daha da çok oynardım. <laughs> yani işte Satürn'ün arkasına gidildi... ...işte halkalar incelendi vesaire vesaire. Neden? Çünkü benim Tanrı anlayışımı... ...bu kadar kolay yanlışlayabileceğinizi düşünmeniz... ...beni güldürürdü açıkçası. O kadar basit. <laughs> Biraz şeye benziyor. Tenris Mechani iyi bilir misin? Yok hayır. Mantarlar, çerek bir takım uzaylılarla falan filan konuştuğunu zanneden biraz ilginç bir adam. O şey diyor insanların radyo sinyali yollayarak uzayda yaşam ya da akıllı varlıklar aramaları uzayda İnegöl köftecisi <laughs> aramak kadar kültürel olarak taraflı bir bakış açısı. Yani gerçekten İnegöl, İnegöl köftecisi demiyor. Diyor. <laughs> <onu soruyorsan gülüyor> <hikaye, çok> McDonald's <laughs> diyordur <laughs> herhalde. Şey pizzacı diyor galiba. Uzun lafı kısası benim tanrı anlayışımı bir takım bilimsel ağırlık bulgular işte radyo sinyalleri yansıdı ve geri döndü falan bunların üzerinden Tanrı'nın varlığını ya da yokluğunu kanıtlamak isteyecek kadar naif insanlarsanız <laughs> çok komik bu yani diye düşünürdüm ben Tanrı'ya inanıyor olsaydım ya da inanacak olsam bir gün ya da şu anda inanıyorsun. Benim gerçekten tiksindiğim üç konu var aslında. Bir tanesi Tanrı meselesi, öbürü politika meselesi, üçüncüsü de cinsellik meselesi. Evet üç ya. tane çok önemli mesele. Bunlardaki seçeneklerin ortaya konuluş tarzı beni... ...tiksindiriyor cinsellik üzerinden düşünecek olursak. Bu arada cinseller programını izleyebilirsiniz. Evet, burada <laughs> çıkıyor, Orada bana sunulan seçeneklerin hepsinden bayağı tiksiniyorum... ...aslına bakacak olursan. Yani ya da ateist olup olmamak vesaire vesaire... ...ya da inanıp inanmamak o seçenekler coğrafyasından tiksiniyor. Aynı yani politika içinde az çok geçerli. Sana bütün yüreğimle katılıyorum ama. Ateist misiniz hocam sorusunu da esasında sevmiyorum. Kabul etmiyorum o soruyu. İstemiyorum o soruyu. nezaketsiz bir soru aslında bir yandan. Neden? Kişisel ve özel bir alanına girmiş oluyor. Yani. Bence de nezaketsiz. Nezaketsiz olmasında benim düşünmemin sebebi senin bu soruyu sorarken ki varsayımlarını bana dayatmış olman beni ihlal ediyor aslında bakacak olursa. Ondan hiç hoşlanmıyor. Evet yani sen orada aslında kafandaki bir tanrıyı bana soruyorsun. Evet ve seç 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 diye de beni zorluyorsun. Seçmezsem de korkak duruma ya da cevap vermemiş durumuna düşüreceksin. Yani şey gibi işte Trabzonlu hamile kadınlardan nefret ediyor musun etmiyor musun? Saçma sapan bir sürü varsayım var işin ortasında <laughs> ve ben bu işin içinden çıkamam. Çok önemli bir noktaya geldim. Bana yayınlarda şöyle bir yorum hep geliyor. İlker Hoca da tanrı tanımaz olduğunu anladık be adam falan bir şey. <laughs> Şu ilginç. Ben hiç böyle bir şeyi söylemedim. Tanrı tanımazım demedim. Tanrım da demedim. <laughs> Şunu demek istiyorum. Evet. Belki ben de başka bir tanrı konseptini, başka bir tanrı fikri var. Evet. Yani onu bilemez soruyu soran kişi. Onu o evet. rahatsız edecek. Evet evet. beni de birazcık rahatsız eden aşkınlığı nasıl kesitlendireceğimize baştan karar veriyor ve sanki bana bir opsiyon sunmuş edasıyla soru soruyor. Bu bana çok yanlış geliyor. Yani CHP'ye veriyor musun vermiyorsun kardeş <laughs> yani gibi. <laughs> ve esasına bakacak olursanız doğa konusunda aşk konusunda, sanat konusunda bu üç konu bana kalırsa anlam konuları ve hayatın anlamı bence buralarda gizli. Biz buralarda bu üç alanda doğa, sanat ve aşkta bizden daha büyük bir gerçekliğin parçası olma deneyimini yaşıyoruz. Ve Tanrı'ya inanıp inanmamızla hiç neredeyse bir alakası yok. Bunlar üç aşkınlık alanı bizim için. Yani bizi aşan bir şeyle bir tür temas kuruyoruz ya da o bütünün parçası olmanın mutluluğunu diyelim yaşıyoruz. Bunları korumak lazım çünkü bu üç alanda aslında bakacak olursanız manevi bir değer taşıdıkları için yani anlam taşıdıkları için başkaları tarafından e, gasp edilmeye maalesef çok açıklar. Bu yüzden de bizim bunları yeniden talep etmemiz doğayla, başka insanlarla yani aşkla ve sanatla kurduğumuz ilişkiyi yeniden el koymamız lazım aslında bakacak olursanız. Yine kediler mesela şu an önümde bir kedi var ya. Çok güzel bir kitap okuyorum. Sana da yolladım. Kedi felsefesi diye. Saman Köpekleri yazan mı? John Gray. John Gray evet. Hı -hı. Yayın evi nezaket gösterip benim kedi sevdiğimi bildiği için yol yollamışlar. <laughs> Yıllardır şunu düşünürüm. Bazı sorular bizim başımıza bela açan sorulardır ya. Yani, Tanrı var mı? mesela kedinin hiç böyle bir fikri yok. Doğru. Ama şunu söyleyemeyiz kediler ateist midir? Tabii ki. Onu da diyemeyiz. Evet. Bizim kendimizi aşan bir bütünle temas kurma deneyimimizi hayvanlarda sanırım görmüyoruz. Bunun iki ihtimali var. Ya kendilerinden daha büyük bir bütüne iştirak etmiyorlar ya da o bütünün zaten organik bir parçası oldukları için özel bir e, iştirak e, törenine ihtiyaç duymuyorlar. Ama her iki durumda da aynı kapıya çıkılıyor. Aşkınlıkla ilişkileri problematik değil. Hiçbir şey değil. Ile ilişkileri Evet. Diye. Çünkü biraz da mesele şu aslında negatiflik yok hayatlarında hayvanlar. Bir doluluk içerisindeler aslında. Sürekli bir meşguliyet var değil mi? Evet. Hep bir doluluk var. Karınları boş olsa bile aç olsalar bile karınlarının boşluğunun anlamı dolu adeta. <laughs> Yani bir tane olsa da yasak be baba. Bu açlık tabii ki bir boşluğu ifade ediyor ama çok anlamlı zaten. Dolayısıyla gerçek bir boşluk değil. Ama insan karnı tok bile olsa onun ne anlama geldiği konusunda tamamen boş çekiyor. Her şey soru işareti insan için. İnsan dışındaki hayvanlarda soru işaretinin her yere sinmiş olmasını ampirik e, olarak gözlemlemiyoruz. Peki bu kadar akıllı bir yaratık şehirlere falan yukarıdan baktığın zaman... kileyici bir uygarlığa sahip olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Bir grup yaratık... Delice. Manyakça işler yapmışlar evet. yani gökdelenler yapıyor herifler. <laughs> <laughs> Uçuyor evet. herifler falan yani dışarıdan baktığın zaman tabii ki kediden çok daha akıllıyız ama niye başımıza dert açmayı seviyoruz abi? Yani tanrı diye bir şey veya seks veya işte politika? Kabaca Kant bunlara aklın kendi kendine koymak zorunda olduğu ve yanıtlayamamak zorunda olduğu sorular diyor çok kabaca. Yani diyelim ki ilk neden özgürlük, ruh var mı? Ölümden sonra ne olacak? Tanrı. Bizim karşılaşmadan edemeyeceğimiz ama yanıtlayamayacağımız sorular. İnsanlık bunu üretiyor. Bir salgı gibi düşünelim bunları. Ben bunu kabullenmiş durumdayım. O yüzden felsefe yapıyorum zaten. O yüzden felsefe yaptığımda ya boş sorular bunlar diyenlere çok fazla enerji sarf etmiyorum. Çünkü Evet boş sorular ama e, hepimiz bunu bir şekilde soruyoruz. Ama pardon yanlış anlaşıldım herhalde. Ben boş, aman abi boş ver felsefe. Yok, yok senin için demedim. Yani şey anlamında söylüyorum. Tanrı diyorsun milyarlarca insan ölüyor. Çünkü bir çünkü o, o öbürü Tanrı'ya başka türlü bir şey atamış. Öbürü başka bir şey demiş. Öbürü yok demiş. Öbürü işte Orta Doğu'daki bir Tanrı'yı şey yapıyor falan. Yani bütün bunlar bir yandan da geri zekalılık gibi. Çok ilginç bir şey abi. Bir yaratıkta nasıl bu kadar yücelik ve bu kadar alçaklık bir arada olabilir? Evet. Yani gene Hegel'den devam edecek olursak Hegel'in bir lafı vardır. Var olan rasyoneldir, rasyonel olan vardır. Oradaki fikir de şu, bir şeyin sırf var olması. Tanrı hakkındaki bir savaş sana çok absürt saçma gelebilir vesaire. Ama oluyor olması başlı başına bir tür rasyonelite içeriyor aslında bakacak olursa. Şunu demeye çalışıyor, insanların en büyük saçmalıkları bile büyük resimde e, tabii ki manalı hale başka bir deyişle insanlık orada bir soruyu çözmeye çalışıyor. Tıpkı bir çocuğun çözmeye çalışması gibi. Yani sen tabii ki şey dersin yani itfaiye kamyonu zannediyor bu aptal çocuk duvara da çarpıyor. He diyebiliriz ve gülebiliriz tabii ki. Yani biraz daha anlamak için soruyorum. Mesela haçlı seferlerini düşündüğün zaman ne gibi bir sorunun cevabını arıyor orada? Parayı çözmeye çalışıyor. O parayı nasıl emanet edeceğini, o parayı nasıl döndüreceğini, daha göçleri yani Tarihsel evet. ve sosyal bir ekonomik. Tabii tabii tabii. İşte buna tarih diyor Hegel. Hegel'in en ilginç özelliklerinden bir tanesi. Hegel'le başlamıyor ama Hegel de çok ön plana çıkıyor. Felsefe tarihinde ilk defa tarih içi dolu ve çok güçlü bir kavram olarak e, hareket etmeye başlıyor. Ve felsefedeki her şeyi değiştiriyor tarih. Tarih çünkü onun Geist adını verdiği ve İngilizce'deki Ghost'la aynı kökenden gelen hayaletimsi bir varlığın yani diyelim insan bilincinin kendi kendine ulaşma serüveni haline geliyor tarih. Ve bu özgürlük yoluyla oluyor. İnsan ancak özgürlük yoluyla kendini başlatıyor bir şey de tanıyabiliyor ve ancak o zaman e, tamamlanabiliyor bu hikaye. Haçlı seferleri de, Bach'ın Ork eserleri de, Coca-Cola şişesi de, ...Marlin Monroe'nun fotoğrafları da bir insan endişesinin ürünleri olarak gözüktüğünde anlamlı bir hikaye oluşturuyor diye düşünüyordu Hegel. Bu çok tipik bir 19. yüzyıl büyük anlatı tarzının en güzel örneklerinden biri bana kalırsa. Enter Jean-François Lyotard. Evet, aynen öyle. <laughs> büyük anlatılar döneminin çöküşü olarak düşünülebilir postmodernizm. O da şunu gösteriyor. Büyük anlatılar dönemi vardı. Göya bugün bu anlatılar dönemi ortadan kalkmış. Sıra mikro anlatılar, mikro tarih. En sevdiğim konulara geldik ama önce bir şey sormak istiyorum. Ben diyalektiği anlamıyorum ya. Yani şu açıdan anlamıyorum. <laughs> yani diyalektiğin temeli şu değil mi? A olayı oluyor. A olayı B sonucuna yol açıyor. O B C'ye yol açıyor. Kısaca bu değil mi matematiksel olarak? pek iyi gözükmüyor i̇yi, iyi gitmiyorsun ama devam et. <laughs> o büyük tarih hikayesinde olan her şey büyük resim içinde bir şeye hizmet ediyor. Doğru. Ve aslında şöyle anlıyorum işte yanlışsam düzelt matematiksel olarak da bu ifade edilebilecek bir şey gibi. Herhangi bir tarihsel olayı aldığın zaman onu sadece izole edip 1789 devrimini alıp tek başına analiz edemiyorsun. Çünkü onun öncesi var, işte sonrası var falan. Yani tarihteki her olay öncesinin bir sonucu ve bir sonrakinin de nedeni gibi bir yere varıyor. Diyelim, diyelim. Bu çok diyalektikten ziyade teleolojik tarih anlayışını anlatır gibi duruyorsun. Yani büyük bir senaryo var ve her çekilen sahne, her sahnede olan şey son sahneye işaret ediyor son sahnede işte katilin işte uşak çıkması vesaire Diyalektiğe henüz ihtiyacımız yok peki bu diyalektik değilse tabii soru patlamış oluyor ama yine de sormuş olayım yani soruyu şöyle ifade edeyim o zaman biz diyalektiği anlarsak tarihin gidişatını da algoritmalaştırabilir miyiz bence cevap hayır Hegel i göre Hegel'de kehanet yapamıyorsun. Sonra da anlaşılıyor her şey. Ama niye şimdi binlerce yıllık bir deneyim var ve kaydedilmiş tarihten bahsediyoruz. Yazılı tarihi düşündüğün zaman mesela Ukrayna Rusya'yı atıyorum. Evet. Orada bir öngörüde bulunamaz mıyız? Tarih bitmiş durumda büyük ölçüde. O yüzden de tarih şu anda ilerliyor değil. Ama diyelim ki Yunan'da, Roma'da ya da Hindistan'da ya da Çin'de belli tarihsel olaylar gerçekleşirken onların nereye varacağını kestirmek mümkün değildi diye düşünüyor Hegel. Tarih bittiğinde geriye dönüp şimdi hepsi manalı gözüküyor tabii ki. Hegel'e göre. Cümle bittiği için cümle manalı. Anladım an. ama olduktan sonra neye yarar hocam? Aynen <laughs> o. Lütfen söyle o zaman? Aynen öyle. O yüzden de diyalektiğin matematikle uygun değil. Çünkü diyalektikteki her bir öğe matematikteki öğelerden farklı olarak bağlam dışı bırakılamayacak öğeler. Peki Marx diyalektiği yanlış mı anlamış o zaman? Yok niye? Onun düşündüğü şey zorunlu olarak evet o geleceğe ilişkin bir şey söylemiş oluyor eğer sınıfsız ee, toplumu kastediyorsak. O nasıl bir yanılgı o zaman? Hegel'in söylediğinden çok farklı değil. Hegel de insanın ancak özgürlük yoluyla tarih özgürlükte biter. Özgürlüğün yolu şu şudur. Marx'ın da kullandığı o esasın. Yani ne yapıp edip bir şekilde bu şartlar altında insan özgürleşebilir. Diyalektiğin özelliği matematiksel birimlerden farklı olarak hep bağlamla bağlantılı olarak ortaya çıkacaktır. Diyalektik için verilebilecek en güzel örnekler insanın çocukluğu, gençliği, olgunluğu olabilir. Tez anti -tez. değil. Tam tersi. <laughs> Sen yani çocukluğun tez, gençliğin onun antitezi ve büyüklüğün onun sentezi pek değil. Yani bence o klişeyi bir bırakıp daha ziyade O yanlış bir bilgi mi hep öyle öğretilir ya. Ben e, Hegel'de galiba hiç görmedim. Marx uzmanı da değilim. Benzer şekilde ben şunu düşünüyorum. Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti'ni düşündüğümüzde de diyalektik düşünmemizde bence fayda var. Neden? Çünkü bir açıdan hala Osmanlı İmparatorluğu'yuz. Bir açıdan da değiliz. Dolayısıyla hem A hem non A'yız. Zırvayız işte. Zırva. <laughs> Tarihi anlamak istiyorsanız... Zırva. Ama ...tarihten soyutlayabileceğiniz şeyleri araştırıyorsanız... ...jeolojiyi araştırıyorsanız, matematik birimleri araştırıyorsanız... ...tabii ki tarihe dönüp zırva diyebilirsiniz. Diyalektikteki yapılarda hem A hem non A çıkıyor. Celal Hoca'yı bozan, yani mavi ekran veren ya da sinirlendiren... ...ya da ona zırva dedirten o, diyalektiğin meselesi zaten. Bunun ikisini bir araya koyamazsan... ...ilkeri, ilkerin çocukluğuyla ilişkilendiremeyeceksin. İlişkilendirme baba diyebilirsin. Ama ilkeri tanımak istiyorsak diyelim, ilkerin bir biyografi yazmak istiyorsak. EPT'nin yazdığı gibi yazma lütfen. Aynen öyle. O zaman diyeceğiz ki İlker'in gençliğindeki haliyle şimdiki hali arasında nasıl bir ilişki kuracağımızı anlamlandırmakta zorlanırız. Matematiksel olarak bir ve aynı kişi mi? Herhalde öyle. Ama aynı da değil bir açıdan. Dolayısıyla kaypak gibi gözüken, zırva gibi gözüken mantık bu yüzden lazım. Tabii ki pes edebilirsiniz ve diyebilirsiniz ki tarihsel olguları anlamlandıramayız. İlker'in de bir bütünlüğü yok. Yalnızca bir hikaye İlker derseniz o zaman buyurun postmodernizmin kucağına oturmuş Peki oraya gelelim. Büyük hikayeler bitti mi hakikaten? Bence bitmedi. Chat GPT konusuna ve gelecek konusunda birazcık geliyor. Bana şöyle gözüküyor. Bunu Ahmet Güntan diye bir arkadaşım söylemişti. Birazcık çarpıtıyor olabilirim ama referans vermiş olayım. Bilgisayarın ne malı olduğu internetle ortaya çıktı. İnternetin ne mal olduğu sosyal medyayla ortaya çıktı aslında. Aslında sosyal medyada telefonla ortaya çıktı. Evet evet ve yani telefondan oraya gidilebileceğini kimse ön göremezdi. Ve birazcık mesele şu ki bizim bilgisayardan beklentilerimizi son derece aşan bir şey esasında internet. Ve internetten beklentilerimizi, tahminlerimizi aşan bir tarafı var sosyal medyanın. Ve bu mesela bayağı diyalektik bir ilişki aslında bakacak olursanız. Çünkü hem geçmiş var, geçmişi muhafaza ediyor Ama önceden tahmin edemezdiniz büyük bir ihtimalle David Boy internetin ne kadar etkili olacağını tahmin, tahmin etmiş. etmişti. Sen de galiba tezinde sosyal medyanın yanılmıyorsam... ne kadar David etkili David Boy kadar erken değil ama Evet. Yani YouTube 2001 diye bir miydi yani. senin tezin evet. vardı bir şey. Evet. Ama bugün geldiğimiz yerde tabii Chat GPT konusu birazcık e, gündeme geliyor. Birinci mesele sosyal medyanın ötesinde yeni bir kavram ortaya çıktığını ben e, öğrendim. Ona da Recommendation Media tavsiye medyası demek ama tavsiye medyasının kasıt şu. Klasik sosyal medya sizin arkadaşlarınız tanıdıklarınız üzerinden yayılan bir ağ oluşturuyor aslında bakacak olursanız ve size içerik getirdiğinde o içeriği sıklıkla işte amcamın bilmem nesi olmuş arkadaşımın çocuğu olmuş vesaire gibi bir besleme yaratıyor. Bugün gelinen yani 2015-2016 civarından itibaren karşımıza çıkan sosyal medya esasında size algoritmaların önerdiği içeriklere artık yaslanmaya başlıyor. Yani eşimin dostumun çocuğunun fotoğrafından ziyade bana algoritmaların tavsiye ettiği ürettiği içerikleri kullanıyorum. Dolayısıyla sizin karşınıza ne çıkacağı kendi çevrenizle bağlantılı değil. Tam tersine algoritmaların sizi nasıl modellediği ve nasıl bir öngörüşeması oluşturduğuyla alakalı. Bu da tabii ki sosyal medyanın giderek yapay zekaya daha çok entegre olmasının bir sonucu. Çünkü daha önce yapay zekanın neredeyse hiçbir rolü yoktu yani. Amcanızın, çocuğunun, oluşunun, fotoğrafının, Facebook'ta sizin önünüze düşmesinin sanırım yapay zeka değil doğal zekayla alakası var. Ama ya sosyal medya bence çok büyük bir devrimin bir parçası. Çok büyük bir devrim oluyor esasında. Bu daha önce biraz konuştuğumuz bir konu ama 2015-2016 civarında bence biz eşik geçmiş durumdayız. Şu anda da ne yaptığımız belli değil. Ben büyük hikayelere inanmaya eğilimli bir kişiyim. Genelde olarak zaten rasyonalist biriyim ve olan bitenin nihai olarak makul olduğu ve bizim de nihai olarak akıl sahibi varlıklar olduğumuz dolayısıyla dünyayı ya da tarihi anlamlandırabileceğimize ilişkin bir, çok temel bir isteğim, sezgim var. O anlamda biraz çocuksuyum aslında ve naifim o anlamda. Yani irasyonaliteyle ilişkim. Seni hiç böyle düşünmezdim. Yani ne olacak? Yani çünkü bir hikaye var demek onun sonu da olması gerektiğini gösteriyor. Ha güzel. Hikaye formu özellikle bu Aristo'ya kızmak lazım bu konuda. Adam haklı olarak onu analiz edip şeyi dökmüş yani ya, nerede başlar ne olur işte birinci akt ikinci akt yani bütün senin çevirdiğin evet. Poetika onun üzerine. E artık abi 50 yaşındasın. işte 1500. kere seyrettiğin zaman bir ne bileyim yılbaşı filmine uyduruyorum. E abi artık hani neredeyse her şeyi tahmin edebiliyorsun. Hikaye kendi strüktürünün ağırlığıyla çöküyor gibi geliyor bana. Taşıyamıyor artık. Dolayısıyla büyük hikaye nasıl olacak? Birden öyle bir şey olacak ki dünyada herkes sınıfsız topluma gidecek. Mesela atıyorum bu olası mı sence? Ben büyük hikayelere inanırım dedin ya. O evet soru. evet. Bana şöyle geliyor. Bence bir hikayenin parçasıyız. Bu hikaye nereye gidiyor? Nihai son sahnesi ne olacak sorusunun cevabını bilmiyorum. Ama şu bana ilginç geliyor ve Aristoteles'in poetikasında olan bir şey bu. Dışarıdan bir müdahale olmaksızın yani deus ex machina gibi bir zırva olmaksızın kendi yağıyla kavrularak bir gelişim olmakta. İnsanlık tarihinden bahsediyor. İnsanlık tarihinden söz ediyorum. Ve burada ilginç olan şey şu ki kendi yağıyla kavruluyor ama yeniliği barındırıyor içinde. Yani öngörülemez bir şey de var. Tıpkı bir tragedyanın olması gerektiği gibi. Yani dışarıdan tanrı müdahalesiyle problemin çözülmemesi lazım. Bir. iki insanları şaşırtmalı. Şaşırtıcı bir tarafı olmalı. Beceriyor bunu. Şaşırıyoruz. Aynen öyle. Yunan tragediyası böyle olmalı. Bence bugün yaşadığımız tarihsel gerçeklik de böyle. Yani kimse kolay kolay tahmin edemezdi. Diyelim sosyal medyayı, diyelim interneti vesaireyi. Ama aynı zamanda dönüp baktığımızda bu yaşadığımız gerçekliğin dışında uzaydan gelen ya da bir komplo teorisinden gelen bir şey değil. Başka bir deyişle insanlık tarihi bence dışarıdan beslenmiyor, kendi içinden besleniyor ama buna rağmen yenilik üretebiliyor. Dolayısıyla yeni fenomenler, yeni şeyler ise aslında karşımıza çıkmıyor değil, bence çıkıyor. Sinema için çok düşündüğüm ve öğrencilerle konuştuğum bir şeyi söyledin aslında. Hikayenin kendi harıyla yanması diyebiliriz buna yani. Kesinlikle. Genelde bir hikayenin boktan olduğunu oradan anlarsın. Yani öğrenci gelir işte hocam şu şöyleymiş öbürü de ona gelmiş vurmuş. Bütün şeyler değil mi? Aristo da onu söylüyor aslında. Hikayenin kendinden çıkmalı. Aynen. aynen. Yani sen ona dışarıdan odun atamazsın. Biz ikimiz duruyoruz burada. Bir adam gelip ikimizi de öldürüyor. Bu evet bir hikaye ama iyi bir hikaye. <laughs> Manasız bir hikaye bu evet. Çünkü her şey olabilirdi. O zaman deprem olur yine ölürüz. Burada Kimiz sadece ve bir kediyle onu yürütebilmek. Çünkü bir kişi bizi gelip öldürdüğünde ve böyle bir film olduğunda burada Nazım olsaydı da üçümüzü öldürdü bu sefer. Dolayısıyla ikimiz olmanın hiçbir manası yok. <laughs> Üç kişi olsaydık da bir kişi olsaydık da. Dolayısıyla o sahnede neden iki kişi vardı sorusu cevapsız kalıyor. Bunu zayıf kılan şeylerden bir tanesi bu. Ama şunu soracağım işte. Bu da bizi şuna götürüyor. Dünya tarihinde olmuş her şey öyle olması gerektiği ve başka türlü olamayacağı için öyle olmuştur diye ...bir söz var. Hatta Hegel'in sözü olabilir. Hegelci bir fikir. Evet, böyle mi hakikaten? Hegel böyle düşünüyor. Hegel'in çok güzel bir lafı var, şey diyor. Akli olmayan, irrasyonel olan şey aklın bir kurnazlığıdır. Yani <laughs> akıl kendini akli olmayan olarak gösterir bazen tarihte. Bu da aklın bir kurnazlığıdır. kendik üstünü e, kapatmasıdır diyor. Buna inanırsınız ya da inanmazsınız. Ama şey meselesine dönecek olursak yani bir hikaye anlatmada öğelerinin fonksiyonel olması, o fonksiyonel birliği oluşturmaları çok eğlenceli, çok güzel bir konudur. Ben bunu Aristoteles'in politikasından anlatırım. Çünkü bu ifade ilk olarak Aristoteles'in politikasında çok net olarak geçiyor. Yani bir hikayede ya da bir senaryoda ki öğelerin hepsinin bir işlevinin olması ilkesi Ni ben derste anlattığımda öğrencilerime bir öğrencim kalkıp şunu demişti. Hocam demişti. David Lynch'in Blue Velvet diye bir filmi var demişti. <laughs> ben de dedim. David Lynch sayılmaz. <laughs> Blue Velvet. <laughs> Ama çocuk güzel yeri yakalamış. Aynen. Dedi ki onun ilk sahnesi vardır hocam dedi. İşte bir tarladadırlar dedi. dedektifler tarlayı ararlar ve kesik bir kulak bulurlar. Film devam eder, devam eder, devam eder. Yani hiçbir, o, şey olmaz hiçbir zaman dönülmez o konuya. <laughs> Çok onun, güzel bir karşı. Ama onun bir açıklaması vardı bu arada. Nedir açıklama? Postmodern açıklaması şu. Zaten David Lynch öyküyü reddediyor. Bütün filmlerinde, Lars von Trier'de de aynı şey var. Postmodern sinemacıların sorunu bu zaten. Bir şey anlatıyorlar gibi geliyor insanlara. Aslında hiçbir şey anlatmıyor herif. Yani herif onunla dalga geçiyor. O bir yere bağlanması fikriyle dalga geçiyor Aynen zaten. Öyle. Dolayısıyla işlevsiz bir sahne olmaya çalışan bir şey yine işlevli ama olur. aslında bal gibi işlevli olan bir sahne. Dolayısıyla eğer <laughs> o <kulağın gülüyor> kime ait olduğu Blue Velvet 2 diye bir filmde ortaya çıkarsa spoil edilmiş olacak o jest. Uzun lafın kısası Aristoteles'in dediğine geri dönüyoruz aslında. Hala bir işlevi var çünkü bu sefer hikaye düzleminde bir işlevi olmasa bile izleyiciyle senaristin kurduğu ilişki düzeyinde bir mini tokat mini bir parodi, mini bir ters köşe olarak tabii ki bir işlevi var. Dolayısıyla hala işlevi olan bir öğeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Aristo'cum burada da haklı gibi gözüküyor. <laughs> <Şaka> Aristo'yu <laughs> yenmek zaten mümkün Şaka bile. yapıyorum da şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani esasında bizi eninde sonunda oraya yeniden geri götürüyor bu şemada. Yalnızca düzeyi değiştirmiş oluyor. Yani eğer işlevsel birlik kuracaksanız sanat eserinizde harfiyen bakıp da hikayedeki öğelerin ötesinde daha geniş çapla bakabilirsiniz demiş olmanın çok ötesine geçmiyor David Lynch'in bu jesti. Poetikayı çok iyi bilen bir çünkü çevirdin değil mi? Türkçesini sen yazdın. <laughs> Ari çok onunla birlikte çevirdik diyelim. Başka çeviri yok galiba. Var var bir sürü var. Aa, var mı? Çok çok da güzel çeviriler var. Ben bildiğin gibi uzun metraj çekememiş bir insan. <laughs> Belki biraz delice gelecek ama öyküler bana çok yalan geliyor ya. Aslında bütün bu konuştuklarımıza değen bir şey söyleyeceğim. Yani bütün öyküler esasında yalan ya. Çok kurulmuş şeyler ya bunlar. Yani tamamen Yok. design. Yani aslında evet. tasarım ya bunlar. Evet. O tasarımlık mesela flu FluTV'de dedim seninle şu an oturup konuşmamız burada güzel olan şey hazırlanmak değil ya. Yani bir metin olsa şimdi burada. Merhaba Ömer Bey. Şimdi bize Hegel'i anlatın falan desek. Başka bir şey. Başka bir link. <laughs> Benim hiç ilgilenmediğim ve tüylerimi diken diken eden bir tarz o. Ama aslında ama değil. Ne diyorsun bu konuda? <laughs> ne dediğini anlıyorum. İki şey var. Senin demek ki hoşuna giden şey belirsizlik payının asla tamamen sıfırlanmaması. Doğaçlama olabilir, kaotik olan olabilir, rastlantı olabilir. Senin dizayn edemeyeceğin şeyi entegre eden bir eser ancak seni doyurabilir gibi duruyor. İşte David Lynch gibi adamların başarısı da orada zaten. Bence... Yani aslında bence o da bir bilmiyor ne yapacağını. Yani o bütün o filmler falan hani entelektüeller sabahtan akşama okurlar ya, Wild Tartlar, Lost Highway e, High falan. Onlar çok karmaşık bir kafanın böyle bir takım fragmanları. Lost Highway vizyona girdiğinde ben sinemada izledim. ben Daha Beyoğlu Beyoğlu'da izledim. Belki de sen de orada izlemiştin. Hiçbir şey anlamamıştım. Ben filme girdim, filmden çıktım. Arkadaşlarım nasıl yorumlayacaklarını tartışmaya başladılar. Ben e, tamamen anlamıştım. Öyle. Anladığımı düşünmüştüm. Hala da anladığımı düşünüyorum. Anlamaktan kastım da bir arka metin okumayı reddetmiştim. Ve sonra David Lynch'in işte Transandan tam meditasyon hakkında söyledikleri ya da nasıl bir senaryo yazmak gerektiği hakkındaki tavsiyelerini ben dinledikçe haklı çıktığımı düşündüm. Çünkü diyor ki 12 tane storyboard resmi yapacaksınız elinizde senaryo hazır diyor. Ve filmine baktığımızda da arkada bağlanan her şeyi bütünleyen bir gizli tanrı ya da bir alt metin ya da bir psikanalitik arka plan bence yok. Ben filmlerini bayağı algısal şeyler olarak düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. Yani bana ben... bir şey yaşatmaya çalışıyor ve yaşantıda yeterince kaos olduğunu düşünüyor. Evet. Yaşantıdaki kaosu ortadan kaldırmanın yolu onu bir kavrama bağlamak. Düşünceye bağlamak. Yalanlamak yani. Aynen öyle. <laughs> bir kaza olmuş mesela. Tıpkı kesik kulak gibi düşün. Bir kaza. Tam David Lynch yapıyorum şu anda. Yani kazada belki çok kötü bir adam öldü falan. Ama kazanın arkasına bir duygu veriyor. Hı sesi kullanması gibi ışığı kullanması falan filan. Halbuki gibi. normal bir senarist olsa şey yapacak. O okay. Kimin kulağıymış bilmem ne. Aynen o öyle. O onun, onun Aynen annesiymiş. O onu aldatmış. Aynen yani öyle. şey abi belli o formlar zaten. Aynen çok... Dolayısıyla seni sıkan şey bu kontrol çılgınlığı ve kaosla insanların aralarının kötü olması. Sen daha plastik daha hamur bir şeyi seviyorsun. Kaos. Sana. Daha kaotik daha evet. beklenmedik. Bu konuda ben senin en fikirim Yani bir sanat eseri üretiminde her yeri bilinçli bir şekilde önceden dizayn edilmiş sonra da onun uygulanacağı bir sanat eseri beni süreç olarak hiç heyecanlandı. Ama bir yandan da poetikayla sen bunun arşu alasını çünkü herhalde değil mi Aristo'nun zamanında şu düşünülemezdi yani öyle bir tiyatro eseri yazacağım ki efendim kozalite olmayacak bilmem ne hani tamamen David Lynch bir tiyatro düşünülemezdi. Doğru ama Aristoteles'in söylediği şey hala çok kaotik bir öğe var o da şu olaylar bir nedenselliğe göre gerçekleşecek ama aynı zamanda bir arınmalar Lazım. Aynı zamanda bir korku, acıma duygusunun uyandırılması lazım. Bunun olabilmesi için bir belirsizlik payı lazım. O belirsizlik payını, o şaşırtmacayı, o rastlantıyı dış bir öğeye müracaat etmeksizin üretmektir. Tragedi yazarının görevi. Bu anlamda da çok ilginç bir belirsizlikle uğraşmanız lazım. Benim bağlayacağım yer yalnızca şu. Hikayelerce yalnızca hikaye olmaları yani yalnızca tasarlanmış bir söylem olmaları kimliğinin ötesinde yaklaşılabilir. Biraz Jung'un yaklaşımını düşün. Yani ben sana bir hikaye anlatıyorum. Sen bana diyorsun ki gerçekten oldu mu olmadı mı? Olmuşsa ilginç olmamışsa bilmem ne. Güzel hikaye kötü hikaye. Yani temel fıkrası gibi. Eyvallah da hikayeli insan zihnindeki kullanım biçimleri çok çeşitli olabilir. Ne bileyim, yani kutsal kitaplardaki hikayeleri düşün ya da tragedyalardaki hikayeleri düşün. Şimdi gerçekten o Oedipus yaşadı mı? Hakikaten annesiyle yattı mı? Diyebiliriz. Ya da bunları adeta üst anlatılar olarak düşünebiliriz. Ve üst anlatıya geçtiğiniz anda aslında hikayedeki o yapıntı, o kurmaca, o dizayn edilmiş halin ötesine geçmiş oluyoruz. Senin alıp veremediğin şey hikayelerle değil, hikayelerin Kuruluş belli bir belli bir düzlemde ele alınış biçimiyle biraz sıkılmış olduğun bir Hollywood hikayeciliğiyle esasında alıp veremediğim var. Yani Avrupa hikayeciliği de çok farklı değil bakma ya. O da onu alıp terse çeviriyor. Yani Hollywood'u alıyor bu sefer yapı söküm mü denir? Hani ha. yok ediyor. Hani ama işte de o zaman... sineması biraz öyle mesela. Yani Dörüz'ün sinema kitapları benzer bir yolda yürüyor. Ama In the Mood for Love'ı düşün mesela. Çok sevdiğim bir film. Evet. Çok özel bir film o. Yapılış şartları nedeniyle öyle ama. Biliyorsun senaryosuz çekildi o. Onu demek evet. Yani. çalışıyorum. 9 ay herifler çıktılar öyle. Aynen öyle. <laughs> Her gün bir şeyler çektiler. Dolayısıyla senin uzun metraj çekmemin gerekçesi yalnız öyküsüzlük ya da hikayesizlik olamaz. Öyle bir hikaye anlatabilirsin. Çünkü orada hikaye yok da diyemeyiz. Bir şey var. Muazzam bir cesaret o. Hiçbir şey olmayabilir. Dolayısıyla <laughs> sen onu yapabilirsin. Yani sen <laughs> ...hikayelere, hikayelerle alıp veremediğim var diye... ...uzun metraj çekmiyorum gerekçesini çökertmeye çalışıyorum. Ha, tabii canım yapılabilir. Yani o zaman hikayesiz yap ya da... ...In the Mood for Love gibi bir aşk zamanı filminde... ...ne kadar hikaye varsa o kadar hikaye o kadar içeren bir hikaye. film yapabilirsin. O da illa çılgın, deneysel, bilmem ne olmak zorunda değil. değil. Konumuza tekrar bağlarsak bu büyük hikayeye baktığın zaman... ...o da bir dizayn gelmiyor mu sana? İnsanlığın büyük hikayesi de aslında... Bence tam derse hiç değil çünkü... Çünkü o yüzden de sosyal medyayla falan ilgileniyorum. Cevabını bilmediğim bir soru soruluyor bence şu an. Hiç kimsenin cevabını bilmediği bir soru soruluyor. O kadar ki insanlar cevabın nereden gelebileceğini bile tahmin edemiyorlar. Bunu chat GPT bağlamında söylüyorum ya da yapay zeka bağlamında söylüyorum ya da o kültürü bağlamında söylüyorum. Bunlar çok ilginç ürünler. Biz bunları önceden tahmin edemezdik. Yani ben çocuklarıma şirinler izledim. Şirinleri izlettim. Ben en çok şuna çarpıldım. Bir tane şirine var sürekli saçlarını <laughs> boink 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 yapıyor. Ve hepsi buna aşık gibi. Bu kültürüne karşı bile olsan tarihte bir sayfa kapanmış yeni bir sayfa açılmış. Ha, artık. Beğen beğenme. Beğen. Artık şirinler diye bir şey yapılamaz. Aynen o. Ve çocuklar da onu pek izleyemezler. Ya da Tom ve Jerry açıyorum mesela. Bir sayfa geride kalmış artık. Yani. Öyle bir, mi geliyor? E tabii. Neden? Ben, çok şiddetli geliyor birincisi. Ha. Yani donk diye vurmalar bilmem ne. Ben gülüyorum. <gülüyor> Çocuklar o kadar gülmüyor ya da Muppet Show bile çekmiyor o kadar. Başka şeyler ilgi çekiyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Her şey bana yapıntı gelmiyor. Tam tersine tarihte biz bir güvertede en öndeyiz. Yani. Ve yeni bir şey geliyor şu anda. Ve cevabını bilmiyoruz. O yüzden çok mutluyum bir açıdan. Sen bunu iyimser olduğum yönünde yorumluyorsun sıklıkla. Yok iyimserlik demem ama şey derim. Tarih çok uzun ve biz çok küçük bir anını gördüğümüz için... Yani yani 500 yıl sonra neler konuşulacak bilemiyoruz ki yani vok kültür diye bir şey. Ya yani belki de şirinlere bakacak bütün dünya sanmıyorum ama yani. <laughs> ama bu ucu açık olma hali birincisi bizim inisiyatifimize yer bırakıyor bir. İki hani önceden kurulmuş kuru bir hikayenin bir dişlisi olmadığımızı ilham ettiriyor. Bu yüzden de bana heyecan verici geliyor. Yani sonunu bilmediğim bir filmin içerisindeyim aslında evet. ve sonu henüz büyük bir ihtimalle de yok. Yani olur mu buzullar? Buzullar evet. Greta Thunberg hakkında ne düşünüyorsun? <önce. gülüyor> defetistler vardır ya Fransızca güzel kelime sen anlıyorsun ama seyirciler için söylüyorum hüsrancılık yani yandık bittik ölüyoruz bitti yıl kaldı 30 yıl falan yani bunlar bana çok inandırıcı gelmiyor açıkçası şundan dolayı var mı böyle bir şey var kötüye bir gidiş kötüye ama Yemine hani evet. diyalektik hep toplamaz mı bir noktada abi çünkü şunu düşünüyorum yani dünya bir yolunu bulur atıyorum elektrik kesilir abi herkes ölür açlıktan <laughs> dünya nüfusu %1'ine düşer ve dünya yeniden düzelir gibi geliyor bana olabilir. Bu yaklaşımlarda beni rahatsız eden bir şey var o da şu. Buradaki varsayımda sevmediğim bir taraf var. O da tarihsel olaylara, teknolojik gelişmelere ya da çevresel faktörlere yalnızca maruz kaldığımız ve tek gerçekliğimizin bu maruz kalmaktan ibaret olduğu varsayımı var burada. Onu sevmiyorum. İnsan dediğimiz bu garip hayvan öyle bir varlık ki maruz kalır. Ama çaresinde ama var. hemen tavır koyuyor. <laughs> maruz kalır kalmaz. ikinci maruz kalmada tavırla maruz kalıyor. Dolayısıyla tam anlamıyla maruz kalmıyor artık. Kedi ikinci tavırda eğer unutturabilirsen yeniden maruz kalıyor. Ama insan bir ...tavır koyabiliyor hmm. maruz kaldığı şey. Ders alıyor aslında. İşte öyle yani ilkinde trajedi ikincisinde fars olarak yaşıyor uzun lafın kısası. Yani bir eşit değildir bire geliyoruz. Büyük bir zırvaya geldik. Neye geldik? Birinci bir, ikinci birle aynı değil. Çünkü birinci bir, birinci bir. <laughs> ikinci bir ise ikinci bir. Bu da bize şunu getiriyor. Yani matematiksel modeller olguları bağlamlarından koparılabileceklermişçesine ele alırlar. Avantajları da budur. Ama bu demek değil ki her gerçeklik bağlamlarından kopartılabilecek ve dolayısıyla matematiksel olarak modellenebilecek özelliktedir. Alıp verilemeyen şey esasında büyük ölçüde bu. Bu yüzden de işte insan bilimleri, tarihsel olgular, sanat tarihi, sanat olgusu ya da din, inanç, psikoloji apayrı bir alem oluşturuyor denmesinin sebebi de bu. Bu bağlamlarda, bu alanda olgularla o olguların bağlamı o kadar kolay koparılamıyor. Tek söylenen şey bu. Peki ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> ne Ebru ee, bir şey seyrediyordur. Mesela ben eve gelirim bakarız falan. Ben de şey derim. Neymiş yani derim. Şimdi. <laughs> Formülünü ver bana uzatma vaktim yok. Çok da ilgimi çekmiyor ama gene de soruyorum. <laughs> Adam onu öldürmüş. E neymiş yani? Niye? Ne yapalım bitti artık. <laughs> neymiş yani? <laughs> bir dakika tamam. <laughs> Hocam neymiş yani? <gülüyor> Avokado'ymuş. <gülüyor> Peki bir sürü şeyden konuştuk hocam. Bence gayet iyiydi. Bir sinema ile ilgili bugün çok konuştuk. Hoşuma gitti. Özledim sinema konuşmayı epeydir. Film senaryosu yazmanın ya da bir şekilde tiyatro oyununun, edebi eserlerin en büyük problemi son. <laughs> Ve aslında sonun hiçbir önemi yok. Genelde sona obsesyon vardır ya. Neymiş? Sorusu o. O da güzel bir postmodern bir cevap oldu ama hani o onu niye öldürmüş, o kulak kiminmiş? Yani her şey çözülsün istiyoruz ya. Bunu yaptığın zaman aslında çok yavan bir öykü yazmış oluyorsun. Yani eğer bir şey tamamen açıklanabiliyorsa abi hani avokado diyerek zaten o zaman niye konuşalım? En başta avokado derdik biterdi yani. Evet aslında bakacak olursam birincisi sürt hareketi diyelim. Varoluşlukla da bir yere kadar bağlantılı. En başından biri bunu kabul ediyor. Yani Avokado diyor zaten sana. Ya da sana diyor ki e, Godoy'u beklemek diyor bunu. Aynı formda tıpatıp tıp, aynı şey yani Godoy'u beklemek diyor. Beklemek gibi bir beklemek değil. Gelmeyecek bir şeyi beklemenin bir anlamı yok. Dolayısıyla bekleme konseptini infilak ettiriyor. Burada olgun bir taraf var demeye çalışıyorum söylediğin sebepten dolayı. Yani şu beklenti çok tuhaf bir beklenti davranışlarımızdan dolayı, yaptıklarımızdan dolayı ödüllendirileceğiz. Star Wars'un <laughs> birinci filminin sonunda, A New Hope'un sonunda Chewbacca'ya madalya veriliyor. <laughs> Ne kadar naif yıllar, ne kadar naif bir dünya bu. Ve bizim çocukluğumuzda biz bununla büyüdük. En sonunda o ödülü alacağım, sen göreceksin, cezanı göreceksin. Beni can evimden vurdun, yıllardır madalya almayı bekliyorum. <laughs> Aynen işte, o filmi yap, ben sana madalyanı ayrıca takarım. Hüker Bey, madalyanızı taktım. <laughs> Madalyasız ve e, ödül cezasız yaşamama zorunluluğunu hatırlatması açısından bu diyelim ki absürt işte avokado ya da bilmem ne gibi şeylerin böyle bir olgun bir jesti var. Ama unutmamak gerekir ki burada hala bir hikaye var aslında. Yani hikayeleri inflak ettiren bir hikaye anlatmış oluyoruz her şeye rağmen. Tıpkı David Lynch'in kesik kulakla yapmış olduğu gibi. Demek ki alıp veremediğimiz şey hikayeyle değil, hikaye düzeyleriyle ilgili bir şey ve David Lynch'in bize gösterdiği şey artık hikaye yok. Poetikayı çöpe atabiliriz. <laughs> postmoderniz biz değil de biz daha önce kesik bir kulağa ilişkin yarattığımız merak ve o merakı tatmin eden son nokta konseptini alıp artık kesik bir kulak üzerinden değil de kesik kulağın kime ait olduğunu merak eden seyirci düzleminde gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla hala bir hikaye var ama bir üst kattan devam edebiliriz. Çok güzeldi. Bu arada ya George Duby ya da Umberto Eco'ydu hatırlamıyorum. Romanların genelde iki bitme şekli var. Ya ölüm ya evlilik. Bunun nedeni seksten korunabilmek için. Yani hikayeye seksi sokamıyorsun. Mesela aşk romanlarını düşün falan filan. Genelde öyle biter ya. Ya ölürler mesela. Anladım. Shakespeare abi işte şey Romeo Juliet ölerek bitiyor. <laughs> yani aslında o kadar palavra bir şey. <laughs> Öykünün bitişi <laughs> öyle söyleyeyim sana. <laughs> Dolayısıyla bu programda zaman geçti. Sona geldik. Evet. Ama anlatacak öykü bitmedi. <laughs> <laughs> Madalyanı takıyorum Hikar'cığım Madalya Hocam madalyamı paketli olarak yollar mısın? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çok sağ olun. Güzel sohbet. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>